Bütün mümkünlerin zuhura gelmesinin mümkün olmaması, Allah'ın ilminin sonsuz olması fakat zuhura çıkardıkları, belki şahit âlemine gönderdiklerinin hani ilmin tamamı değil. Peki zuhura çıkarmadıklar, yani onların hükmü ne olacak? Biz Kalbela'da Elüstü bir Rabbim hitabını işitip bu aleme gönderilenler oluyoruz. Evet. Zaman. Peki yani eyvallah. Bize yani, göre zuhura çıkarmayalım. Yani eyvallah. Şimdi aynen. Allah'ın hazinesi sonsuzdur. İlmi sonsuz. Bir şimdi zuhur deyince neyi anlıyoruz burada? Allahu Teala zuhura getirdi. Yani gaybından görülür aleme. Tabii bütün alemleri, yaratılmış bütün alemleri görülür alem olarak ele alalım. Bir de henüz varlık alemine çıkmamış gaybında bulunan, mutlak gaybında bulunan bilgiler. Onlar ayrı. Onlardan hiçbir malumatımız yok. Mümkünler, varlığa çıkmış olan mümkünler sonsuzdur. Evet. Varlığa çıkmış olan mümkünler sonsuzdur. Herhangi bir sınır yoktur. Ama varlığa çıkmamış olanlar da var. Şimdi Allah'ın hazinesi o kadar geniş ve sonsuz ki bunun sonu gelemez tabii. Bunu idrak olarak bize idrak etmemiz için bu ifadeyi kullanıyor. Yani diyor ki sen öyle bir tefekkürde bulun ki Allah varlık alemine çıkarttığı varlıkların bir nihayeti sonu olduğunu düşünemezsin. Sonsuz varlıkları var. Kaldı ki bir de daha zuhura getirmedikleri var. Yani mutlak kaybında olanlar var. Tabii mutlak kaybında olup henüz varlığa çıkmamış olanları da var. Onun da sonu yok. Yani zuhura getirdiği hazinesi sonsuz ki zuhura getirmediği hazinesini tefekkür etmemiz mümkün değil yani. Burayı anlamamız lazım. Tam burada bir şey daha sorabilir miyim? Sor. Şöyle bir cümle daha geçmişti. Özür dilerim. Sonlu olmaları gerekir mi? İlk akıl amaya döndüğünde zuhur etmemiş bir şeyi görmemiştir. O zaman zuhur etmiş her şey Rahman'ın bir tecellisi ise o zaman gaybındakiler bundan zuhur edenler. Eyvallah. Zuhur etmemiş bir şey görmemiştir. Zuhur eden her şeyi görmüştür bu ilk akıl. Gaybından mutlak gayb hariç. Mutlak gaybındakileri göremez. Oradakiler bir Rahman tecellisine mazhar olmamış mı oluyor? Mutlak gaybde olanlar mı? Eyvallah. Zuhura gelmediği için onlar hakkında hiçbir biz sadece mutlak gaybında Allah'ın mutlak gaybında varlık alemine getirmediği şeyler olduğunu ve bunların da sonsuz olduğunu biliriz. Allah'ın bize bildirdiği bilgiyle, ilimle. Ama mutlak gaybında neler olduğunu bilemeyiz. Bu konuda hiçbir surette ne yaparsak yapalım, akıl yürütme yoluyla vesaire buna ulaşılamaz. Mümkün değil. Ama şunu biliriz. Yani bu bilgiyi Allah bize vermiş. Mutlak bir gaybı var ve orada da sonsuz bir mutlak gaybında bulunanlar da var. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benim şu an bilmediğim ama o zaman bana Allah'ın bildireceği şekilde dua edeceğim diye buyuruyor ya ahiret hayatıyla alakalı. İşte demek ki mutlak gaybından o zaman da Resulullah Efendimiz'e vereceği bilgiler var Allahu Teala'nın. Yine aynı şekilde ebedi sonsuz bir hayattan söz ediyoruz. Yani cennet ve cehennem ortamında bütün bu işler bittikten sonra mahşer alanında hesaplar görüldükten sonra varlıkları olarak bizler ebedi olarak insanlar cennet ve cehennem ortamında bulunacak. Cennet ve cehennem ortasında orada o ortamda bulunanlara tecelli eden ya da verilen nimetler de yine daim devam edecek ve türlü türlü aynı şey tekerrür etmeyecek. Dedik ya Allah'ın tecellisi hiçbir zaman aynı tecelliyi ikinci defa kullanmaz. Bir tecelliyi kuluna tecelli ettiği tecelliyi ikinci de bir kula da kullanmaz. O zaman hazinesinin bunu ifade etmesinin sebebi hazinesinin sonsuzluğunu, genişliğini ihata etmemiz mümkün değil de düşünmek için. İşte Allahu Teala zuhura getirdiği alemdekileri bile saymakla bitiremeyiz. Sonunu bulamayız. Ki kaldı ki ahiret hayatında cennet ve cehennem hayatı sonsuz olduğuna göre oradaki yaratma da sürekli vereceği nimetler. Muamele de sürekli yeniden yaratma halinde. Bunlar yani mutlak gaybından açığa çıkan şeyler. Bununla birlikte mutlak gaybında kalıp da açığa çıkmamış şeyler de var. Burayı böyle tefekkür edelim. Hocam konuyla ilintili olduğu için yani burada aslında bütün varlığı yaratılışın tafsilatlı olarak anlatıyor. Anlatıyor, evet.
şeyin sorusunu birleştirelim. Varlığa gelen şeylerin sonlu olmaları gerekir diyor evet, aynı zamanda. Evet. Ki hani sırayla olacak ya işte. Tabii. Yani onlu mu kastediyor? Sonlu olmaktan kasıt nedir? Şöyle o zaman bakın şöyle varlığa çıkan şeyin sonundan kastı Allah'ın yaratmış olduğu şeyler olarak düşünürsek biz saymaya kalkarsak bunun sonunu bulamayız diyoruz. Allah'a göre varlığa çıkartmış olması hasebiyle sonludur o. Ama hala çıkıyor ama çıkış devam ediyor. O ana kadar ki çıkış gene zaman mevhumu biz varlık şeyler için geçerli. Yaratılmışlar için geçerli. Onun için değil. Fakat o varlığa mutlak kaybından varlığa peyderpey çıkarttığı şeyler babında varlığa çıkış olarak baktığımız zaman mutlak gaybına nispetle tabii ki sonlu. Ha burada mutlak gaybına nispetle sonlu. Tabii. Burada sondan kasıt gaybden sonlu. Mutlak gaybındaki bildiklerine göre tabii ki sonlu yani, diye nitelenir. Zuhurata gelmesi hasebi. Zuhurata gelmesi onların sonu demek. Tabii, yani geldikçe nihayetinde gelen ilk başlangıçla birlikte gelen bir şey var. Biz bunları sayarak oturup saysak biz bunun sonunu bulamayız. O zaman zuhuratın da sonu yok mudur? Yok. Çünkü cennet cehennem ortamı ebedi olduğuna göre. Oradaki zuhuratlarda ebedi devam edeceğine göre varlığa çıkışta da son yok. Yani son gaybden zuhura çıkmaktır. O yüzden her varlığın sonlu olması gerekir. O manada varlığa geçiş olarak düşünürsek, varlığa çıkmış olarak kabul edersek onu bir hocam, ihata eden bir şey vardır. Buradaki söz şöyle geçiyor. Varlığa gelen şeylerin sonlu olmaları gerekir diyor. Yani varlığa gelmiş. Tamam. Devamında bahsediyor. Ne diyor? Ben notumu öyle almışım. Buradaki sondan kasıt nedir diye. Bakın varlığa gelen şeyin sonlu olması gerekir. Nasıl anlamamız lazım? Tekrar izah edeyim. Yani o buradaki şeyde yani gaybteki varlığımızdan. Diye. Gaybden, Allah'ın gaybından. Allah'ın varlık alemi diye nitelediği bu aleme gelenlerin bir daire içerisinde, bir kap içerisinde düşünürsek bunlar sonludur deriz. Tamam. Yani anladık mı şimdi? Tamam. He, varlığa geliş açısıyla. Cümle öyle kurulduğu için ben. Eyvallah. Bunu bu şekilde anlayalım yani. Varlığa çıkış olarak Allah'ın gaybına göre, Allah'ın bilgisine göre bunlar sonludur diye tasvir edilir. Ama sonsuz olan nerede? Mutlak gaybında. Ama bize göre varlığa çıkan bizlere göre öyle varlığa getirdiği şeyler var ki bunlar bize göre de sonu yok bunun. Sonunu bulamayız yani. Burayı iyi idrak edelim inşallah.